Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de elhamdülillah iyiyim. Bugün Ramazan'ın 11. günü. Bugün misafirim var. Evet, uzun bir aradan sonra ilk defa iftara misafir alıyorum. Niye uzun bir aradı? Çünkü pandemi girdi biliyorsunuz. 2020 yılından beri pandemi girdikten sonra ben misafir almadım açıkçası, doğruyu söylemek gerekirse. Önceden çok misafir alırdım. Kalabalık sofralarım olurdu. Çalışmama rağmen hafta sonlarını boş geçmezdim ama pandemi olduktan sonra kimseyi alamadım. O yüzden bugün heyecanlıyım. Uzun süreden sonra ilk defa misafir alacağım arkadaşlar. Bugün hep beraber hazırlayalım istedim yapacağım şeyleri. Yani sürekli çekebilir miyim bilmiyorum ama en azından gösteririm. Yaptıklarımı göstermeye çalışacağım sizlere de. Yani sizlere de fikir olur. Güzel bir iftar menüsü düşündüm kafamda ama dur bakalım yapabilecek miyim yapamayacak mıyım hepsini inşallah yaparım. Hadi o zaman bana kolay gelsin. Çünkü saat 12 oldu. Bayağı da az bir zamanım kaldı. Hemencik ben çalışmaya başlayayım. İşe ilk olarak trileçe yapmakla başlayacağım arkadaşlar. Bunun için 5 tane yumurtam var. Bunların aklarını ve sarılarını ayrı ayrı kaplara alacağım. O şekilde devam edeceğim. Panispanya hamuru gibi bir hamur yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden sarıların aklara karışmaması çok önemli. Trileçenin detaylı tarifini merak ediyorsanız Aslı Karataş isimli YouTube kanalımda İki çeşit trelçe var. Biri orman meyveli, biri işte karamelli. Oradan beni izleyebilirsiniz. Neredeyse sarısını kaçırıyordum, son anda yakaladım. İlk olarak beyazını çırpalım ki beyazı hassas olduğu için beyazını çırpmamız gerekiyor. Kabın kuru olması lazım, mikser uçlarının kuru olması lazım. İçine hiçbir damla su kaçmaması lazım. O yüzden arkadaşlar şöyle çırpmaya başlayayım. Bir çimdikle tuz atacağım içine. Bir su bardağından bir parmak eksik şekerim var. Bunun yarısını yumurta akına ekleyeceğim. Yarısında sarısını ekleyeceğim ve çırpmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yumurta akı oldu. Bakın şöyle, hiç akma dökülme bir şey yok. Tıraş köpüğü kıvamına geldi. Krem şanti kıvamına geldi. Şimdi yumurta sarılarına geçiyorum. Bunları çırpacağım. Bir de içine yarım çay bardağı kadar sıcak su ekleyeceğim. Evet, şekeri çırptım. Güzelce yumurtasına. Suyunu ekledim. Köpürdü köpürdü, böyle oldu arkadaşlar. Vanilyasını da bu aşamada ekledim. Şimdi ununu eleyerek ekliyorum. Mikserle değil, çırpıcıyla karıştıracağım artık. Eleyelim. Bir pakette kabartma tozunu ekleyelim. Bir buçuk bardak unu kullanacağım. Önce bir bardağını ekledim. Şöyle bir çırpıcıyla karıştırayım. Evet, unu da ekledikten sonra yumurta beyazını böyle azar azar yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yavaş yavaş karıştıracağız sönmeden. Yavaş yavaş, spatulayla çok daha iyi olur. Ben elime çırpıcı aldığım için çırpıcıyla yapıyorum arkadaşlar. Bu arada fırını açtım 160 dereceye. Tepsimi de ıslatıp yağlı kağıdını serdim. Bunu yedirdikçe iki kaşık daha yumurta beyazı koyacağım. Yedirdikçe koyacağım. O şekilde bitireceğim. Bu işlemi yaparken gayet yumuşak davranın. Evet. Yumurtanın sönmemesine
Dikkat edelim yumurta beyazının sönmemesine arkadaşlar. Evet, ben hepsini yapayım. Sonra görüşürüz. Evet, trileçemizin hamuru çok güzel köpük köpük oldu. İnşallah güzel güzel de pişer. Şöyle tepsimize yayalım. Şu kabını iyice sıyıracağım arkadaşlar. Böyle bırakmayacağım. Şöyle bir çalkalayalım. Düzenleyelim şöyle. Şu hava kabarcıklarını da bir kürdan çekebilirsiniz ya da ben şöyle yapıyorum. Şöyle patlatmaya çalışıyorum ama patlatsak da bunlar kendiliğinden tekrardan çıkıyor. O yüzden hızlı bir şekilde fırına vermek daha iyi. Şöyle yapayım yine de. Evet, hemencik fırına götürüyorum arkadaşlar. Şimdi krem şantisini hazırlayacağım. Bunun için şöyle bardağın 4'te 3'ünü sütle doldurdum. Kabımı alıyorum. Bir poşette krem şanti aktarıyorum. Bunu bu şekilde çırpacağım. Hazır edeyim. Dolapta soğusun bu. Şöyle bir çalıştırmadan çırpalım. Ondan sonra da makineye çalıştırayım. Osmanlı şerbeti yapacağım. Bunun için malzemelerimi şöyle hem göstereyim hem de sayayım. 2 tane tarçınım var, kabuk tarçın. 7-8 tane karanfilim var. Bir parça zencefilim. 5 tane kakülen var. 2 yemek kaşığı kadar hibisküs ve şöyle kalınca bir dilim limonum var. Şimdi bunları tencereye ekliyorum. Üzerinden de kaynar su ekleyeceğim. Ve bunu bir 10 dakika kaynatacağım arkadaşlar. 2 litre de kaynar su eklememiz yeterli. Bakın rengi hemen değişmeye başladı, gördünüz mü? Şöyle göstereyim size de. Şimdi bunu 10 dakika kaynatacağız. Ondan sonra 1 bardak şeker ekleyip süzeceğiz. Önce kaynamaya bırakalım. Fırınımda evet alarm veriyor. Kek pişmiş herhalde. Bakayım hemen. Kremasız sosumu da hazırlayayım. Trelçenin kremasız karamelize sosunu arkadaşlar. Bunda yine detaylı tarifini Aslı Karataş kanalımda izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim ben yine kabaca. Bir su bardağı şekeri alıyorum tavaya. Hiç ellemeden bu şekilde kısık ateşte ağır ağır böyle erimesini bekleyeceğim. Şeker eridi. Şöyle bir dolu kaşık tereyağı ekliyorum. Bir de tereyağıyla karıştıracağım. Ondan sonra da bir bardak süt ekleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar, trileçe kekimi fırından çıkarttım. Ters çevirdim. Yağlı kağıdını da çektim. Şimdi altı üstüne geldi. Şöyle bıçak, çatal veya kürdan yardımıyla böyle delikler açmamız gerekiyor. Elimde bıçak vardı. Onunla açıyorum şimdi. Süt şerbetini vereceğim. 4,5 su bardağı süte. 4 kaşık şeker ekledim. Karıştırdım. Sütüm ılık şu anda. İsterseniz süte bir paket de krema ekleyebilirsiniz. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sağa sola dökülmeseydi iyiydi. Tamam, şimdi sütünü çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Osmanlı şerbetini ocaktan indirdim. Şöyle bir su bardağı şeker ekliyorum. Karıştıracağım bunu güzelce. Şeker eriyince hemencik süzeceğim arkadaşlar. Fazla bekletmeyeceğim içindeki malzemeleri. Ve Osmanlı şerbetimiz hazır. Bu kadar da kolay, bu kadar basit ve çok da lezzetli. İnan şu an içerisi o kadar güzel kokuyor ki. Bu baharatların vermiş olduğu o güzel koku. Harika. Şimdi pidemizi hazırlayalım arkadaşlar. Evet, 1,5 su bardağı su alıyorum yoğurma kabıma. Soğuk su ekliyorum çeşmeden. Sonra çeyrek gibi bir maya ekliyorum şöyle. Kuru maya. Evet, şöyle bir karıştırayım.
Evet, şimdi ununu ekleyelim. 3,5 bardak da un ekliyorum. Yine bu pidenin de tarifi diğer kanalımda var arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde. 2. 3,5 bardak bende tam geliyor ama herkesin unu farklı. O yüzden değişiklik gösterebilir. Ufak tefek. Tuzunu da ekleyelim şöyle. 2 küçük çay kaşığı ekledim. Şimdi karıştıralım. Pideyi 2 kat yaptım arkadaşlar. Yani 2 kez o şekilde yoğurdum. Ondan sonra da güzelce tezgahta iyice böyle eze eze yoğurdum arkadaşlar. Bunun da tarifini yine şu köşeye bırakırım. Oradan bakarsınız. Diğer kanalımda o da mevcut. Arkadaşlar şimdi bunu mayalanması için kapağını kapatacağım. Bekleteceğim. Bu arada tezgahı da toparladım. Bulaşıkları yıkadım. Pirinci ıslattım. Şöyle göstereyim. Meyve suyum hazır. Karamelim hazır. Tatlı için şeyler hazır. Pide hazır. Namazımı kılayım. Ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Pirinci kavurdum erkenden. Bir arkadaşımdan öğrendim. Böyle pirinci erkenden kavurup da bırakınca daha böyle lezzetli ve daha tane tane oluyor demişti. Gerçekten de öyle oluyor. Bir de çorbamı koydum ocağa. Çorbam da kaynıyor. Patates çorbası yapıyorum. Bunun için de bir iki tane soğanı güzelce yağda karamelize ediyoruz. Ondan sonra da patatesleri küp küp doğrayıp onları da iyice karamelize edip haşlıyoruz. Et suyu, tavuk suyu ne varsa onu kullanıyoruz. Birazcık da patates püresi çekti canım, ondan yapacağım yani. Yapmazım olmaz. Canımın çektiklerini yapıyorum hep. Şimdi pideyi tepsilere koyacağım. Hamurum çok güzel kabardı maşallah. Tepsilere de tam buğday unu serptim. Eğer buğday kepeği falan varsa buğday kepeği daha iyi olur. Yoksa tam buğday unu ya da mısır unu ya da hiç yoksa normal beyaz un yapmak gerekiyor. Hasan da sazını akord ediyor. Bugün sadece bir markete gitti geldi, fazla bir yardım etmedi bana. Evet, şikayet ediyorum size. Yaparken iyiydi, şimdi mi kötü olduk? Evet, yaparken iyiydi. Şimdi kötü oldu. Bir şey yapmayı Evet. bırakırsan Zaten şeymiş ya, 40 yıl sırtında taşırsın. Bir gün ben senin benim dersin. En eğer kötü sen olursun. aynen öyle tabii ki de, değil mi arkadaşlar? Farkındayım zaten, Öyle evet. değil mi? Neyse, öyle. Neyse, şimdi yine markete gidecek. En azından o işleri hallediyor, sağ olsun. Yani. Yine de hakkını yemeyelim. Az da olsa bir şeyler yapıyor yani. Evet arkadaşlar, ben şimdi hemen oyalanmadan pidemi hazırlayayım. Ondan sonra şöyle bir ortalığı süpüreceğim. Sonra da bir şey kalmadı zaten, bir ana yemek kalmış oluyor, onu da yaparım. Evet arkadaşlar, az önce pideyi yaparken çekiyorum sandım ama telefonu kapatmışım ya. Yani kapanmış. Tripodu takarken herhalde kapatma tuşuna bastım yanlışlıkla. Evet, pidelerimi bu şekilde hazırladım şimdi. Hemen fırına vereceğim. Ondan sonra da tavuk sotemi yapmaya geçeceğim arkadaşlar. Oh, bol bol şöyle. Evet, fırında 230 dereceye ısıtmıştım. Hemen fırına vereyim. Evet Bak nasıl arkadaşlar, son kesiyor. anda yardım etmeye karar veren Hasan Bey bana pideleri doğruyor, sağ olsun. Evet, ufak ufak doğruyor. Bu pideleri ben pişirdim. Ha, biliyorsunuz zaten, gördünüz. Ben de pilavı koydum. Pilav pişiyor. Çorbayı ayarladım kıvamına. Bir nane ekilecek. Salata yapıyorum. Dünden kereviz vardı, yoğurtlu kereviz. Tavuk sotileri de koydum şöyle. Güveçlere üzerlerine biraz kaşar serpiştireceğim. O şekilde arkadaşlar. Trileçeyi daha tamamlamadım. Yarım kaldı. Çıkarttım, bakalım yapacağım. Dünden biraz da barbunyamız vardı. Onu da çıkarttım. Kerevizli barbunya. Turşularımız var. Belki daha sonra çekemem arkadaşlar. Çekersem görüşürüz. Çekemezsem daha sonra görüşürüz. Hadi şimdilik Allah'a emanet olun. Ben işlerimi tamamlayayım. Çünkü çok az bir süremiz kaldı.
Evet arkadaşlar, misafirlerim de geldi. Sağ olsunlar, hemen yetiştiler. Mutfağı topluyorlar. Sena'cığım tatlıyı hazırlıyor sağ olsun. Esra da ortalığı toparlıyor. Sonra patates biraz kalmış, salata yapıyoruz. Bu arada masayı da el birliğiyle düzenledik. Böyle arkadaşlar. Her şey şahane oldu. Beyler içeride sohbet ediyorlar. Kızlar bir selam verin. Nasılsınız, iyi misiniz? Artık sen nasılsın? Sağ olasın, sizi gördüm, daha iyi oldum. Biz de öyle, seni gördük daha iyi. Uzun zaman sonra ilk defa böyle kalabalık bir iftar yapacağız. Evet. Biz çünkü pandemiden dolayı fazla şey yapmıyorduk, kimseyle görüşmüyorduk, o yüzden öyle işte. Evet arkadaşlar, biz işimize devam edelim. Masayı da tekrar göstereyim. Her şeyimiz hazır çok şükür. Evet arkadaşlar, yemeğimiz yedik, çayımız içtik. Şimdi eşim bize bağlama çalıyor sağ olsun. Oturduk böyle hep beraber. Milyonlarsa arkada yandı yürekler, yandı yan kar ile sönmez, yandı yürekler, yandı yan kar ile sönmez. Milyonlar birazdan diyor başbuğlar ölmez. Milyonlar birazdan diyor başbuğlar ölmez. Başbuğlar ölmez. Başbuğlar ölmez. Başbuğlar ölmez. Başbuğlar ölmez. Başbuğlar ölmez, başbuğlar ölmez, başbuğlar ölmez, başbuğlar ölmez. Bugün de 4 Nisan'mışlar, öyle miydi? Aygün'den önce yazıldı, onları şaşırdım. O zaman 2 gün sonra. Olsa paylaşırlar. 2 gün sonra. Vatan, millet aşkına geçen çileli ömür, yatak yorgan da değil, çınar ayakta ölür. Yatak yorgan da değil, çınar ayakta ölür. Yandı yürekler, yandı yan kar ile sönmez. Yandı yürekler, yandı yan kar ile sönmez. Milyonlar birazdan diyor başbuğlar ölmez. Milyonlar birazdan diyor başbuğlar ölmez. Başbuğlar ölmez. Başbuğlar ölmez. Başbuğlar ölmez. Sen çal, ben söylerim. İpekten sırmadan tel tel yaratmış telini bir ömre beden yaratmış. Sanki vasıfı için özen yaratmış. Zımıyor kaleme. Ne oldu sence?
bilir. Az önce aşağı bile düşündü, kim bilir? İnsan oğlunun kaderi. Bunu çok seviyorum ya. Yaşanmadan silinmez mi? Thank you.
Evet arkadaşlar, türkülerimizi söyledik, meyvelerimizi yedik, çayımızı tatlımızı yedik, içtik. Misafirleri gönderdik. Ondan sonra bu ortalığı toparlama işi kaldı. Sadece çayın, meyvenin bulaşığı kaldı. Şimdi bunları toparlayacağım. Ondan sonra da yatacağım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir iftar menüsü hazırladık. Misafir menüsü hazırladık. Sizlere de fikri olmuştur inşallah. Her an çekemedim. Tabii bu mümkün değil. O şekilde çeksem zaten video çok çok uzun olurdu. Ara ara gösterdim. Ara ara bilgilendirdim sizleri. Bazı şeylerin de tarifleri diğer kanalımda var. Onları da bu köşeye bırakacağım. Bu köşe mi bu köşe mi oluyor tam şu anda bilemiyorum. Oralardan izlersiniz. Pidenin tarifini, trilçenin tarifini falan oralara bırakırım arkadaşlar. Oradan açar izlersiniz inşallah. Dediğim gibi böyle bir videoyu ilk defa çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sizlere de fikir olduysa, hoşunuza gittiyse mutlaka yazın. Hoşunuza gitmediyse de yazın ya da eleştirin. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu, böyle olsaydı daha iyi olur diye eleştirebilirsiniz arkadaşlar. İnsanız, hepimizde hatalarımız olur, eksiklerimiz olur ama işte zamanla yaptıkça öğreneceğiz hep beraber. Neyse lafı çok uzatmayayım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.